Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kanama zehri açmanız gereken 10 karakterden bahsedeceğim size. Açmanız gerekenden kastım, eğer kanama zehri açmazsanız tam verim sağlayamayacak 10 karakter sayacağım size. Bunun için arkadaşlar ustalıklarınıza gidiyorsunuz ve ustalıkların kanama zehrinin olduğu yeri açıyorsunuz. Şurayı bir göstereyim. Hem en azından saldırı ustalığımı da bir kere daha sizlere göstermiş olurum. Şurada arkadaşlar, şurada gördüğünüz sıvı cesarete zehir diyoruz. Aşağıdaki çift tarafta da kanama diyoruz arkadaşlar. Bunlar açık ol. Peki bunlar açık olduğunda ne olur? Onu da söyleyeyim. Sizin takımınızdaki karakterin üzerine zehir ve kanama zayıflatıcıları yerleştirilir. Zehir zayıflatıcısı kalıcıdır. Kanama zayıflatıcısı 16 saniye sürer. Maksimumda yanlış hatırlamıyorsak hemen bakalım. 16 saniye boyunca sürer arkadaşlar. Bir daha bakalım. Taklaya gelmeyelim sonra. Tamam, güzel. Bunlar açıkken aynı zamanda her birinden %30 saldırı gücü, yani toplamda %60 saldırı gücü sağlarsınız. Bazı karakterler kanama zehri açık oynamaya çok müsaittir. Bazıları değildir. Bir kısmı da nötrdür arkadaşlar. Ama ben gerekli olan 10 karakteri size random, sıralamalı değil, karışık bir şekilde sayacağım arkadaşlar. İlk olarak bilim sınıfından bir tane söylemek istiyorum. Bilim sınıfından arkadaşlar Kürek. Kürek'e mutlaka kanama zehri açmak zorundasınız. Birincisi, artık 6 yıldızı yok ve sağlıkları oldukça yükselmeye başladı. İkincisi de pasif bir şekilde oynuyor biliyorsunuz. Hem oynaması zordur, yani dövüş ne kadar uzun sürerse hem el ve kol sağlığınız için hem de hata yapma oranınızın artmaması için arkadaşlar dövüşün daha kısa sürmesi lazım. Bu sebeple de Kürek'le kanama zehri açık çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Kanama zehir açık yaparsanız ve doğru ustalıkları yaparsanız arkadaşlar bir dövüş içerisinde %3 ila %4 civarında sağlık gidiyor. %4 diyeyim ben, daha net olsun. Tabii ki ittifak savaşlarında veyahut da bazı global karalarda ve de karalarda iyileşme seviyenizi azaltan veya engelleyen karalar hariç, bunlar da ekstra mevzular olabilir arkadaşlar. Kuyak'e mutlaka ve mutlaka kanama zehir açmanız lazım, yoksa dövüşleriniz çok uzun sürer. Eğer kanama zehriniz kapalıysa, yani çok nadir yerlerde oynarsınız diyeyim, çünkü artık oyun kadrosu genişledi. Şöyle bir bakalım. İkinci olarak mutant sınıfına geleceğim. Mutant sınıfından çok fazla var. Yani eliye eliye. Bu arada daha birçok karakter de bilimden sayabilirdim arkadaşlar. Immortal Abomination, işte normal Abomination, Alev Adam'ı bile sayabilirdik veya Kaptan Amerika'yı sayabiliriz, ama şimdi bu sefer 50-60 tane hero çıkarmak istemedim. Benim değerli gördüğüm 10 tane de ya da kanama zehri açtığınızda çok daha yukarı çıkan elemanlar da, mesela alev alanda kanama açsan da açmasan da yine o güzel hasarını verecektir. Çünkü o nevi şahsına münasırdır. Devam ediyorum arkadaşlar. Mutantlarda şuradan sırayla gideyim de karıştırmayayım yoksa. Cable arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka Cable'a kanama zehir açmalısınız. Açmazsanız verimliliği gerçekten düşer. Biliyorsunuz Cable siper ağır saldırı veyahut da siper yapmasa bile ağır saldırı karakteri Apokolips ile beraber tabii ki bahsediyorum arkadaşlar. Verdiği bozmaları sürekli biriktiriyor ve saldırı gücü ne kadar yüksekse ve tabii ki rakibin güç barı ne kadar azsa o kadar yüksek hasar verebilme potansiyeli var. Kanama zehri açtığınızda verdiği bozmalar artı %60 hasar vermiş olacak arkadaşlar. Ve Cable'la özel saldırı ihtiyacınız yok. Yani bir Sunspot, bir Hyperion gibi veya bir Doktor Doom rotasyonu gibi, çok uzun dövüşlerde CYR rotasyonu gibi sürekli özel saldırı atmaya ihtiyacı yok. Hatta hiç yok. Doldukça L3 atsan da yeterli. Ve bunun harcını sağlık basar. Ondan sonra Cable'ı sürekli saksar. Kitty Pryde'da mutlaka ve mutlaka kanama zehri açmanız lazım. Kapatırsanız verimliliği düşer. Kitty Pryde ne yapıyor? Saldırı gücünü arttırmakla beraber arkadaşlar ileri doğru atıldığında görünmezlik kazanıyor. Eğer kopyaysa görünmezlik durumundayken hiç hasar almıyor arkadaşlar. Kanama, zehir, şok, o, şu, bu. Hepsini verdiği hasarı sıfırlıyor ama sağlık basmalarını alıyor. Oyunda sürekli bunu ileri geri yapacaksınız ve bolca da sağlık basacaksınız. Açıkçası üzerine çok fazla zayıflatıcı olsa oh mis gibi diyecek olan bir karakter Kitty Pryde arkadaşlar. Ki özel saldırılarına da biliyorsunuz geri tepme yemiyor. Eğer görünmezlik halinde L1 L2 atarsanız geri tepmelerden aynı şekilde yemiyorsunuz arkadaşlar. Kitty Pryde'dan sonra ittifak savaşlarının kralı Omega Red arkadaşlar. Omega Red'i açmak zorundasınız. Yani şu ana kadar saydıklarımı, mesela Kuya, Cable ve Kitty'yi kanama zehri kapalıda hadi birazcık oynarsınız, ama Omega Red'in arkadaşlar has özelliği kanama zehir ve kopyasıdır. İkisi beraberdir.
O sayede ölüm tohumlarını daha başlar başlamaz 30'a kadar çıkartabiliyor. Tabii ki yanında yaveri sabri reis varsa mutlaka ve mutlaka omega'da da kanama zehir açmak zorundasınız. Zorundasınız yani. Böyle bakın az evvel saydığım kadardan bir de buna çok fazla bastırdım. İleride 2-3 tane daha var. Onlara da bastıracağım. Girelim. Ondan sonra yine mutan. Namor arkadaşlar. Namor. Kanama zehri kopya özelliği alakalı. Yani kopya özel deneyi Namor'un herhangi bir hasarı rakibi vururken rakibe yansıtıyor. İşte elektronun, korgun veyahut da üzerinde bulunan pasif bozma da buna dahil. Bozmalardır. Kanamaydı, zehirdi, odur budur. Eğer zehir açık olursa arkadaşlar rakibe her vurduğunu atıyorum. Mesela yarım saniyede 80-80 mi hasar yiyor veya saniyede 150 hasar mı yiyor? Onu rakibe yansıtırken saldığımda sürekli basar. Yani rakibi bloğuna 3-4 vurduğunuzda, açıktan 3-4-5 vurduğunuzda gibi ya da özel saldırı attığınızda hep bunlar arkadaşlar rakibi kitler. Hatta özel saldırıların son darbesini de atılma yaptığınızda yine yiyeceğiniz hasarı özel saldırı atanları rakibe koyar. Mesela alıkoymalarda Namor'a hasar veremezsiniz arkadaşlar. Çünkü alıkoymada atak halinde olduğu için Namor tabi Namor'un da orasına alıkoyma. Mesela Namor alıkoymaya çıktı, rakip geldi vurdu mesela. Hasar rakip yer arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kopya özelliği o işe yarar. Evi de özel saldırı attan sonra yüksek hasar çıkan bir karakter. O yüzden mutlaka gerekir. Yani kopyalı bir Namor'unuz yoksa çok yerde kullanamazsınız. Yine mutanttan devam ediyorum arkadaşlar. Kırmızı Manyeto. Kırmızı Manyeto. Aç mutanttan çok fazla söylemek istemedim ama inanın listeyi yarı yarıya daralttım yani. Yoksa çok mutant koyacaktım. Kırmızı Manyeto'nun arkadaşlar kanamaya karşı direnci var. Üzerinde kanama olduğu zaman bunu sağlık olarak basar. Ve Kırmızı Manyeto özel saldırı atan bir katil sadece L3 atar. L3 de arkadaşlar biliyorsunuz geri tepme yemiyor. Yani hem artı %60 saldırı gücü alıyorsunuz çat burada. Burada baktığınızda kanama zehirde kanamadan dolayı da sağlık basıyor. Zehir de mutlaka verin. Çok fazla bir şey götürmüyor. Çünkü zehri birebir götürür ustalıklar tamsa. Bu arada şoka karşı da direnci var. Oradan da sağlık basar. L1, L2 atmadığı için L3'ün hasar potansiyelini ve siper ağır saldırı oynayan bir karakter biliyorsunuz. Kopya özelliği düz vurduğunuzda arkaya da patlama hasarı verir. Saldırı gücünüz ne kadar yüksekse o kadar fazla vurursunuz arkadaşlar. Kırmızı Manyetto'dan neyse. Mutantlardan çıktım. Çok fazla var. Yani şurada dediğim gibi 2 katı 3 katı daha mutant sayabilirdim. Teknolara geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki Ghost. Yani oyunun en iyi karakteri Ghost. Ghost'a kanama zehir açmak zorundasınız. Açmazsanız ne olur? Fakir fukara olur. Yani gariban olur. Yani şey gibi düşünün. Futbol azıcık takip edenler için söyleyeceğim. Mesela Messi nasıl bir oyuncu? Mükemmel abi değil mi? Dünya çapında. Barcelona'da kırmadığı rekor yok. Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e geçti adam gol atmıyor. Gol atamıyor. Yani hani şey diyorlar ya Messi için Barcelona ürünü falan filan. O beni çok beğenir ama. Bu da aynen böyle olur. Yani Paris Saint-Germain'e geçmiş Messi gibi olur. Yani kalitelidir. Kullanırsınız ama oradaki gibi verim vermez. Mutlaka şarttır. Kanama zehrinin açık olması şarttır. Wasp'ın yanına ister. Kopyası da olursa çok cix olur arkadaşlar. Bundan sonracığıma. Kozmiklere gelelim. İki tane de kozmik seveceğim arkadaşlar. Bir tanesi tabii ki Corvus Glaive. Corvus Glaive kanama zehir olmazsa hani Barcelona'dan Paris'e geçmiş Messi demiştim ya şey için Ghost için. Bu Barcelona'dan Erzincanspor'a geçmiş Messi olur. Yani düşün falan bayağı kötü olur. Kanama zehri kapalı bunu oynayamazsınız. Yani vurmaz. Lan, bu Corvus mu? O çok methedilen Corvus bu mu dersiniz? Hataya düşersiniz. Taklaya gelirsiniz. Kanama zehrinin açık olması lazım arkadaşlar. Mutlaka Corvus'ta. Üzerinde yükleri olduğu sürece direnci var. Yani %100 sağlık basar arkadaşlar direnci varken. Aynı zamanda saldırı gücünü de arttırır biliyorsunuz. Ben bunu Ferrari'ye benzetirim aslında Corvus'ta. Onunla ilgili bir ara yine bir video yaparız. Kozmik'ten bir diğer arkadaşlar mutlaka Herkül. Herkül kanama zehir açmanla oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz ama açtığınız zaman hem muhteşem bir hasar potansiyeli var. Hem de Herkül'ün hem kanamaya hem de zehire direnci var. Direnç demek arkadaşlar hasarın tamamını yemiyor demek. Bu da ne yapar? Oyunda sürekli sağlık basar. Corvus gibi, Magneto gibi sürekli sağlık basar. Kanama bittikten sonra zehirle de sağlık basıyor. Yani, çok güzel sağlık bastığı için söylüyorum. Bir yerden sonra geri tepmeleri iplemiyorsunuz. Yani, kanama zehir açıkken arkadaşlar kanalda bir tane videosu vardı 6 yıldız Zeus Herkül'ün. Küçük kombinasyonu L2 arkasında işte sersenden çıkana kadar ki vuruşları yani o bir 5-6 saniyelik 10 saniyelik mevzuda 500 bin ile 450 bin 500 bin arası hasar veriyordu. Kanama zehri kapatırsan o direkt 200 bine 250 bine falan düşer arkadaşlar. Arada böyle fark var benden size söylemesi.
Son olarak mistiklerden arkadaşlar bir tane söyleyeceğim. O da 10 olsun diye. Yoksa eklenebilir. Siz de eklemek istediklerinizi ekleyin. Clairvoyant arkadaşlar oyunun en işlevsel yorularından bir tanesi. Yani belki zirvedir. Bir gün yaparız en işlevsel yoralar diye de yaparız. Mükemmel. Kanama, zehir ve yakmaya karşı bağışıklığı var. Ve kemiğin güç varını kontrol ediyor. Kendine sağlık basıyor. Arkada sektirme patlama hasarları veriyor. Ölümsüzlüğü de var arkadaşlar ve çok hızlı da güç varı doldurabiliyor. Rakiplerin takviyelerini de kapatıyor. Mükemmel bir kontrol mekanizması. Fakat saldırı gücü düşük. Şu anlamda düşük. Data olarak değil ama özel saldırılarla veya herhangi bir şeyle abartı yüksek hasara çıkamıyor arkadaşlar. Böyle bir karakterin abartı yüksek hasar çıkması için de kanama zehri mutlaka açmanız lazım. Açmazsanız zirvedersiniz lan. Koskoca Clairvoyant bu mu işte, herkesin övdüğü Clairvoyant bu mu, Corvus gibi olur yani. Mutlaka açmışsınız çünkü kanama zehriniz açıkken de bastığı sağlık oranını muhteşem bir şekilde arttırıyor arkadaşlar. Benim onum bu. Bir kere daha söyleyeyim şimdi. Şu an ders çalıştığım için not defterimden bakıyorum. Quake, Cable, Kitty, Omega, Namor, Kırmızı Manyeto, Ghost, Corvus, Hercule ve Clairvoyant arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu listeye 60 tane, yani oyunda 200'den fazla hero var. 100 tane hero koyarım. 100 tane. İşte 60, 70, 80 neyse sığdırırdım. Ama bunlarla yetinmek istedim. Sizler de favori kanama zehirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ettik. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.